Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben bu modelin arasına böyle bir model çalıştım. Dilerseniz sadece zürafa da yapabilirsiniz. Ara model koymadan da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane daha ara model yaparak yapraklarımızı oluşturalım. Buraya 3 tane zürafa yapıyorum. Hemen ikincisini yapıyorum. 2 ve 3. Buraya 3 tane zürafamı yaptım. Son yaptığım zürafaya batıp buradan geri dönüyorum. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte bir pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. 2 Üzerine iki tane pırpır yapıyorum. Üzerindeki pırpırları daha küçük yapıyorum arkadaşlar. Evet, ikinci pırpırımı da yaptım. Şimdi tekrar aynı zürafaya batıp aşağıya iniyorum. Bu şekilde ara kısmını tamamlamış oldum. Yine ara kısmını yapmaya devam etmek için 3 tane zürafa yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Ben burada ara kısmını tamamladım. Şimdi yaprağım ile ara kısmı arasında 5 tane zürafam var. Bu 5 tane zürafayı hemen yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Buraya 5 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa bırakıyorum. Bir sonraki zürafaya batıp buraya bir yuva oluşturuyorum. Bu büyüklükte buraya bir yuva oluşturdum. Şimdi yuvama batıp buradan geri dönüyorum. Ve yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batıp aşağıya iniyorum. Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Üçüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya indim. Dördüncü pırpırıma batıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Bu şekilde 5 pırpırdan oluşan
bir yaprak yaptık, sinek kanadı yaptık arkadaşlar. Şimdi sap kısımlarını yapacağız. Ben buraya sinek kanadı yaptım ama dilerseniz sade pırpır da yapabilirsiniz. Sinek kanadı üzerine yaptığınızda daha ayakta kalıyor, daha dik duruyor arkadaşlar. Tek pırpır üzerine yapıldığında kendini bırakabiliyor pırpır. Bunun için sinek kanadı yapıyorum ama dilerseniz pırpır da yapabilirsiniz tabii. Bu şekilde buraya birinci sinek kanadımı yaptım. Tekrar ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırıma batarak tepesine düğümümü attım. Tekrar yuvama batıp buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde sap kısmını da tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi diğer yaprağımı dilerseniz buradan küçük pırpır yaparak başlayabilirsiniz. Ben çevirerek yapacağım. Yönleri aynı yönde olsun diye. Hemen yuvamın içine batarak düğümümün yanına gelecek şekilde, buradaki düğümün yanına gelecek şekilde ipimi ayarlayıp düğümümü attım ve oyamın ters yüzünü çevirdim. Ve küçük bir tane pırpır yaparak başlıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvama batarak buradan aşağıya iniyorum. Yine buraya da 5 pırpırdan oluşan sinek kanadımı yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. İkinci yaprağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. İpim burada kaldığı için dilerseniz burada ipinizi koparabilirsiniz veyahut da dilerseniz bu şekilde oyamın düz yüzünü çeviriyorum. İpimi arka kısmına alıyorum. Yuvamı oluşturmuş olduğum zürafaya batarak buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde ipinizi koparmadan da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Arka kısmı da bu şekilde oluyor. Bu görüntüyü istemiyorsanız ipinizi burada koparıp yine buradan yuvanızı oluşturmuş olduğunuz zürafadan başlayarak devam edebilirsiniz. Şimdi ben burada geri kalan zürafalarımı da yapıp tamamlayacağım. Şimdi hemen modelimizi üzerine uygulamaya başlayalım. İğneme ipimi aldım. Hemen sinek kanadımın pırpırına batarak ipimin ucu sağ tarafta olacak şekilde iğnemin üzerine koyuyorum. Ve buraya hemen düğümümü atıyorum. Şimdi buraya sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batarak tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Bu şekilde sinek kanadımı yapmış oldum. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte. Pırpırımın içine batarak buradan geri dönüyorum. Geri dönerken ne kadar sol tarafa ipinizi çekebilirseniz o kadar güzel olur arkadaşlar modeliniz. Bu şekilde. Ve yine buraya da sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağıya dönüyorum. Yine aynı şekilde tekrar
aynı yere batarak üzerine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Hemen buradan geri dönüyorum. İpimi oldukça sol tarafa doğru çekmeye gayret gösteriyorum arkadaşlar. Ve yine buraya da sinek kanadı yapıyorum. Buraya bir tane küçük pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar burada aşağıya iniyorum. Burası en tepesi olduğu için arkadaşlar en üstüne 3 tane sinek kanadı yapacağız. Hemen ikincisini yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın üzerine batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Ve şimdi üçüncüsünü yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. En tepesini bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen bir alttaki pırpıra batarak aşağıya bir geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Ve buraya da yine sinek kanadı yapıyorum. Bir tane küçük pırpır yaptım. Pırpırıma batarak tepesine hemen düğüm atıyorum. Tekrar buradan aşağıya iniyorum. Hemen sap kısmındaki yeşil sinek kanadıma batıyorum. Aşağıya indim. Yine buraya da sinek kanadımı yaparak tamamlıyorum. Bir tane küçük pırpırımı yaptım. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum. Hemen tekrar buradan aşağıya iniyorum. Bu şekilde üzerini tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen burada ipimi kesiyorum. Bu başlangıç olan alt kısmındaki ipimi de kesiyorum. Birincisini bu şekilde tamamlamış oldum. İkincisini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. İkincisini de yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi ara kısmındaki küçük pırpırlarımızı yapalım. Hemen
ikinci pırpırıma, en üstteki ikinci pırpırıma batarak buraya düğümümü atıyorum. Ve buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Ama pırpırlarımı oldukça küçük yapıyorum arkadaşlar. Buna zürafa da diyebilirsiniz. Zürafa büyüklüğünde. Hemen üçüncüsünü yapıyorum. Hemen burada iplerimi kesiyorum. Bu şekilde üzerindeki küçük pırpırımı da yapmış oldum. Hemen diğerini de yaparak tamamlayacağım. Ara kısmındaki pırpırları da yaparak tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.